Kardeşlerim, muazzez müminler, insanda zulme karşı bir meyil vardır. Güce karşı, makama karşı bir iştiyak arzu vardır. Kur'an-ı Kerim, bunların iki kutbundaki insanları bize anlatır. Firavunlardan bahseder, Nemrutlardan bahseder kuvvetle zehirlenen adamlardan bahseder, makam, onun etkisinde kalanlardan bahseder, bir de peygamberlerden, makamı terbiye edenlerden, ruhu teskin edenlerden bahseder. Namazı, orucu, haccı, zekadı, bütün ibadetleri de ruhumuzu terbiye, teskin etmek, içimizdeki, kalbimizdeki o, güce karşı, kuvvete karşı olan meyli, iştiyakı ortadan kaldırmak, onun için namazı eda eder, onun için orucu tutar, onun için hacca gider Müslüman. Ve ella ta'lu Allah, Allah'a karşı asi olmamak, Allah'a baş Kur'an-ı Kerim bunu terbiye eder. Bir azma hali olunca Müslüman alır kendini, abdest alır, huzura gelir, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaz kılmaya başlar. Ey nefsim der. Seni bir damla sudan var eden dünyaya getiren Rabbine karşı bu baş kaldırma hali nedir? Nefsinde bir azma hali varsa pazartesi perşembe günleri oruç tutar, nefsini karşısına alır. Rabbin var, sahibin var, yer ve göklerin maliki var, sana emre diyor ey nefsim der. Hacca bunun için gidiyoruz. Arafat'tan uğur havur bir yola, bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Geçiyorsunuz Müzdelife'den Mina'dan Kabe'ye geliyorsunuz. Allah Teala'nın beytine varıyorsunuz. Tutuyorsunuz, yapışıyorsunuz. Ben geldim ya Rabbi. Ta şu kadar mesafeden yürüye yürüye huzuruna geldim ya Rabbel Alemin. Halimi arz etmeye geldim. Affımı istirahama geldim ya Rabbi diyoruz. Hacca onun için gidiyoruz. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sahip olduklarınızdan, dünyalıklardan Allah yolunda veriyorsunuz, infak ediyorsunuz. Fakat bütün bunları yaparken Müslüman şunu düşünmeli bir sahip var, bir malik var. Ve alla ta'lu ala Allah. O bana diyor ki azma ey kulum. Nerede olursan ol. Ölüm meleğini gönderip seni huzuruna alacak bir Rabbin var. Rabbul Alemin var. Ve nada Firavun fi kavmihi. Firavundan bize bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Kale ya kavmi. Eleyseli mulku Misra ve hadihil enhar diyor ki kavmine Bu Mısır'ın sahibi ben değil miyim? Mısır'ın maliki, Mısır'ın sultanı ben değil miyim? şu istifade etmiş olduğunuz Nil benim ülkemde akmıyor mu? Ben mi daha azizim yoksa benim emrimde olan, idaremde olan Musa mı daha azizdir? Neden ona gidiyorsunuz? Neredeyse benim yanımda konuşamıyor. Saraya geldiği zaman bir ifadeyi eğer ben ona müsaade etmezsem akdedemiyor. Şimdi böyle bir Musa'nın ardında onun arkasında mı gideceksiniz? Yoksa benim iktidarıma mı tabi olacaksınız? Eğer bu sultan olsaydı o zaman arkasında bir ordu olacaktı. Peygamber olsaydı arkasında bir güç olacaktı. Yalnız başına bana gelen, sarayıma varan, meydan okuyan bu adama mı tabi olacaksınız diye etrafındakilerine konuşan bir firavundan bahseder. Sonra Allah Azze ve Celle o Firavun'u helak eder. Bize de der ki onlar innellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim nara ayetlerimizi inkar eden peygamberlerimizi tahkir eden gücüyle kuvvetiyle makamıyla zenginliğiyle zehirlenen adamlar var ya onları cehennemin azabına sokacağız Orada eriyecekler, eriyecekler bir daha tekrar. Bedenleri eski haline gelecek. Acıyı tadabilmek için defaatle bunu yaşayacaklar. Eğer kafirseler, halidine fiha ebeda, sonsuza kadar o cehennemde kalacaklar. Oradan bahsediyor. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ki İçimizde firavunlaşmaya karşı olan, makamdan, zenginlikten kaynaklanan o meyli terbiye edebilmek için ve ella ta'lu ala Allah. Allah'a baş kaldırma, asi olma ey nefsim diyeceksin. Bir de bu taraf var. Terbiye olan nefisler var, haktan hakikatten ayrılmayanlar var, gücü üstün tutan sistem batıl sistemler, hakkı üstün tutan sistemler peygamberlerin nizamı. Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyorlar, diyorlar ki şu kadın ya Resulallah zengin bir aileye mensup, şimdi hırsızlık yaptı. Buna ceza verme. Ailesi bundan rencide olur. Burada bu adamların hatırını çiğnemeyelim ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselamı ikna edemeyeceklerini anlayınca Allah Resulü aleyhisselamın en fazla muhabbet duyduğu kim var dediler. Usame. Usame'yi Allah Resulüne gönderdiler. Usame dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sen ikna edersin. Git Allah Resulü aleyhisselama bahset. Bu ailenin itibarı, şerefi var. Bunların hırsızlık yaptığını burada anlatmayalım. Bu kadına ceza vermeyelim, yapmayalım, affedelim. Allah Resulü aleyhisselamın huzuruna Usame gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Usame Allah'ın hükmüne karşı nasıl bana tolerans yapmak için gelirsin Usame? Allah Resulü Aleyhisselam minbere çıkarlar. Usame'yi kendisine gönderen o cemaate buyururlar ki Vallahi lev sarakat Vallahi lev sarakat Fatimetu bintu Muhammedin lekada'tu yedeha Allah'a yemin olsun ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa vallahi onun cezasını verirdim. Bana gelmeyin. Bana Firavunlar gibi batılı, zulmü, makamı, zenginliği öne çıkaran, onlara itibar eden bir anlayışla gelmeyin gelmeyin asabım. Benden sonra gidenler sizler de komşunuz, esnafınız, memurunuz kimler varsa gücünüze bakarak onlara muamele etmeyin. Hazreti Kur'an'a bakın, Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna bakın. Haktan ayrılırsanız namazlar sizi terbiye etmiyor demek. Terbiye etmeyen namaz kabul olmuyor demektir kardeşim. Hazreti Ali radıyallahu anh, İmam-ı Suyuti tarihül hulafada rivayet ediyor. Sıffine gidiyor Sıffine giderken bir zırhı var Zırhını düşürür Hazreti Ali radıyallahu anh Geriye döner zırhı arar Küfe şehrinde bakar ki zırh bir Yahudi'de Yahudi'ye gider der ki bu zırh bana ait Giderken sıffine düşürdüm şimdi senden istiyorum Yahudi inkar eder hayır der Hazreti Ali Efendimiz anlatır Devlet Başkanı Allah Resulünün öğrendisi Ali bin Ebi Talib radıyallahu an Yahudi var azınlık dilerse gücüyle kuvvetiyle alır ama hakkaniyetle adaletle almak istiyor. Karşıda inkar eden, reddeden bir adam var. Hazreti Ali radıyallahu an mahkemeye gidiyor. Kadı Şüreyhe gidiyor. Adaletiyle iştihar eden Kadı Şüreyhe. Hazreti Ali radıyallahu an davacıyım diyor. Bu zırh bana ait. Kadı Şüreyh radıyallahu an eğer davacıysan o zaman delili ortaya koy. Hazreti Ali radıyallahu an oğlum Hasan diyor, Kamber diyor. Bir de yanımda olan özel hizmetlerimi gören Kamber bu zırhın bana ait olduğunun şahidi. Diyor ki Kadı Şüreyh radıyallahu an. Evet diyor. Hasan söyleyebilir. Kamber söyleyebilir sana ait olduğunu. Fakat Hazreti Muhammed'in şeriatına göre sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk babaya, bir baba evladına mahkemede şehadet edemez. Onların lehine şahadette bulunamaz. Başka bir şahit getirdiğince Ali radıyallahu anh efendimiz buyurur ki ben bizzat şu kulaklarımla Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan duydum. Buyurdular ki, Seyyida şebabi ehlil cenne, torunum Hasan, Hüseyin, yarın kıyamet günü, İslam gençliğinin efendileri olacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın metine, senasına nail olan, ''Oğlum Hasan yalan konuşur mu? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam yalan konuşanları över mi? Nasıl oluyor da sen benim yavrum Hasan'ın şehadetini kabul etmiyorsun?'' Allah Resulü buyuruyor ki, ''İslam'ın talimatı var, emri var. Ben oraya bakamam. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Hasan'la, Hüseyin'le alakalı ifadeyi farklı alanlarda söyledi. Ama mahkemeye ey Ali şahit getirmen gerekir. Hz. Ali davayı kaybeder. Dışarıya çıkarlar. Yahudi mahcup bir halde yanına gelir. Sen devlet başkanı Hazreti Muhammed'in öğrencisi İmam Ali. Bense burada yalnız başına yaşayan bir Yahudi. Senin adaletin, senin mahkemen, senin dinin, senin nizamın madem ki devlet başkanının delili yetersizliğinden haksız olduğuna hükmetti. İşte itiraf ediyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum. Ey Ali sıfına giderken senin atından düşmüştü zırh almıştım evime götürmüştüm. Bu zırh sana aittir diyor. Allah Resulü'nün adaleti, öğrencilerinin adaleti, namazı bunun için kılıyoruz. Komşunuz, memurunuz, etrafınızda olan insanlar, yavrularınız, iki tane evladınız var. Biri kız, biri erkek. Ölünce mirası şeriat taksim ediyor. Lizze kerimiz hazil unseyin. Erkek iki kız bir alacak. Ama yaşıyorlarsa, hayattaysalar, baba olarak çocuklarınıza bakacaksanız, o zaman kardeşim kızına hangi marka ayakkabı alıyorsan oğluna da aynı marka ayakkabı alacaksın. Orada haksızlık yapamazsın, zulüm olur. Yaşarken hepsine hakkaniyeti, adaleti gözeteceksin. Evliya Çelebi Sayahat Namesi'nde şöyle bir olay anlatır. İstanbul, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri İstanbul'u fethederler, İstanbul'a kilisenin olduğu yere büyük bir mabet yapıyor. Fatih Camii'ni yapıyor. Orada çalışanlar var. İpsilanti adında bir Rum ustası var. Bir Rum mimar var. Mermerlerle alakadar oluyor. Mermerler üzerinde yanlış işçilik yapınca şu kadar uzaklardan Sultan Fatih onları getirdi. Şu kadar masraf var fakat onlar yanlış kesildiler, biçildiler. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Allah Resulü onu terbiye etti. Manen terbiye etti. Le tuftahannal Kustantiniyetu fe le ni'mel emiru emiruha. Onu fetheden komutan ne mübarek komutan buyurdu. İstanbul mutlaka ümmetimin İslam'ın olacak. Allah Resulü'nün övdüğü bir devlet başkanı var. O halde görünce mermerleri, mimarı çağırır yanına. Neden böyle yaptın der. Onun yanlış yaptığını, haksız olduğunu anlayınca emreder yanındakilerine kesin bu adamın ellerini. Bundan sonra bir daha mermerleri kesemesin der. Sonra eli kesilen Rum ustası, Rum mimar. Hızır Çelebi'ye gider. Madem ki sizin adaletiniz, şeriatınız var, madem ki Ömer'iniz var, elini bir ateşe uzatır, ey Ömer der. Bu ateşe dayanabiliyorsan günah işle. Yarın Allah'ın narı, cehennem bundan daha şiddetli Ömer der. Ömerleriniz varsa, Ebu Bekir'iniz varsa, Rum bir mimar olarak adaletinize geldim, kesilen kolumun hakkını dava ediyorum. Rum. Hızır Şelebi Fatih'i mahkemeye çağırın buraya gelsin der Hızır Şelebi rahmetullahi aleyh Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri Mahkeme salonuna girince bir kenara oturmak ister Olmaz der Hızır Şelebi. Şu Rum mimarla aynı yerde duracaksın Ta ki bu dava görülene kadar orada duracaksın Hüküm verilir, Rum mimar zulme uğramıştır, onun eli kesilmiştir. Buna ceza olarak, kısas olarak Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin eli kesilecek. Hızır Çelebi Fatih'in eli kesilmesine diye hükmü verince etrafta buz gibi bir hava oluşur. Rum mimar titremeye başlar. Şimdi bunun eli kesilirse yarın başka vesileler, başka vasıtalarla Fatih Sultan acaba benim başımı alır mı diye titremeye başlar. Olur der Fatih. Şeriata Hazreti Muhammed'in yoluna, dinine başımız da feda olsun der. O manzaradan etkilenen Rum affediyorum der. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil elbab. Kısas devrede herkes titriyor. Sultan Fatih'e bir ceza veriliyor, eli kesilecek. Onu affeden bir Rum var. Diyet veriyorlar, elinin diyetini alıyor. Mahkeme boşalıyor. Rum mimar, oradaki bütün kadılar dışarıya çıkıyorlar. Sadece Hızır Çelebi Hazretleri ile Fatih kalıyor. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri kılıcını çekiyor diyor ki hocam eğer ben Fatih'im diye ümmetin sahibi emirul müminin devlet başkanıyım diye ve lekum fil kısası hayatun ya ulil elbab kısas cezasını benim için uygulamasaydın vallahi yanımda getirdiğim şu kılıçla başını vururdum diyor Hızır Çelebi Hazretleri Oturduğu yerde bir minder var. Minderini kaldırıyor. Altında bir demir topuz. Fatih Sultan'a diyor ki, eğer sen de İstanbul'un sahibi, devlet başkanıyım diye hakkında verilen kısas cezasına itiraz etseydin, işte şu demir topuzu başına vurarak senin canını alırdım vallahi diyor. Allah Resulüne teslim olabilmek. Bir tarafta ve nâdâ firavnu fî kavmihi. Kavmine ben Mısır'ın sahibi değil miyim? Nil'in sahibi ben değil miyim diye azan zalimler var. Alemi İslam'ı kan gölüne çeviren esetler var, sisiler var. Karşı tarafta Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a onun getirdiklerine teslim olan İmam Ali'ler var. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri var. Kardeşlerim, namazı kılarken, orucu tutarken nefsinizi tutacaksınız. Kendinize sahip olacaksınız. Acaba namazı kılıyorum, namaz beni Sultan Fatih gibi yapıyor mu? Namaz beni Hazreti Ali gibi yapıyor mu? Namaz beni zulümden, isyandan uzaklaştırabiliyor mu? İsraftan alıkoyuyor mu beni namazı? Firavun olmak, batıla gitmek, güçten zehirlenmek israf olarak bize Kur'an'da anlatılıyor. İnnekum leta'tun ar-ricale şehveten min dunin nisa. Bel entum kavmun musrifun. Hazreti Lut'un kavminden bahsediyor. Onlar kadınları bıraktılar, erkeklerle evleniyorlardı. Firavunlaşmanın farklı bir versiyonu. İnsan kadını bırakır, erkek erkekle olur. Kadın erkekle evlenmez, aile kurmaz, o da kadınla beraber olur. Bu da firavunlaşma, bu da nemrutlaşmadır. kuran Hakim buyuruyor ki, ''Hayatın bütün şubelerinde iktisad üzere, adalet üzere, hakkaniyet üzere olun, israfa gitmeyin.'' İsrafa gidenlere karşı seyirci kalmayın kardeşlerim. İsrafa giden bir topluluk var. Firavun'un yolunda gidiyorlar. Geçen gün bu adamlar İstanbul'da yürüdüler. Büyük bir yürüyüş yaptılar. Firavunlaşma istidadı var. Namaz yok, oruç yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselam yok onların dünyasında. Onlar sokaklara çıktılar. Dediler ki Lut Aleyhisselam'ın kavmini Allah nasıl helak ettiyse biz Allah'a isyan ediyoruz. Ve ella alallah. Allah sana emrediyor. Çocuğuna emrediyor. Bu şehre, bu topluma, İstanbul'a, Anadolu'ya sahip ol. Zulme, isyana, meyledenlere engel olun ey Müslümanlar diyor. Ve ella ala Allah. Onlar biz müsrifiz dediler. Sokaklara çıktılar. Allah'a meydan okudular. Senin aile hayatına meydan okudular. O İstanbul'u Fatih, Hazreti Muhammed'in yolundan gelen Fatih bunun için mi almıştı kardeşim? belindeki kılıcına elini uzatıp Hızır Çelebi Hazretlerine eğer sen İstanbul'da Hazreti Muhammed'in şeriatını uygulamazsan vallahi şu kılıçla senin başını vururum diyen Sultan Fatih'in yurdunda Lutiler yürüyorlarsa Fatih'e hakaret ederek yürüyor İstanbul topraklarını çiğniyorlarsa sen ne zannediyorsun Müslüman yarın Hazreti Muhammed Muhammed'in huzurunda Sultan Fatih'in itabıyla karşılaşmayacak mısın Müslüman? Nasıl çiğnetirsin? Fatih'in yurdunu nasıl çiğnetirsin kardeşim? Bu topraklar ki evliya yurdudur bu topraklar. Şuhada yurdudur bu topraklar. Fatih'in, Yavuz'ların yurdudur bu topraklar. Ne hale getirdiler ekranlarınızı? Ramazan gecelerinde en fazla reyting yapan program. Adalar'da yarışma diye fuhuş yapan program. Müslümanlar Ramazan gecelerinde adalar'da fuhuş yapanları evlerinde izleyen Müslümanlar var kardeşim. Fatih sormayacak mı? Hazreti Muhammed sormayacak mı? Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Kardeşlerim, özet olarak bir olayı anlatıp huzurunuzda, huzurlarınızdan müsaade isteyeyim. Evliya Çelebi Hazretleri, seyahat namesinden bir olay arz etmiştim size. Onun mukaddimesinde İstanbul'dan bahsediyor. Şimdi Lutilerin çiğnediği o İstanbul'dan, muazzez şehirden bahsediyor. Alın her Müslümanın evinde Evliya Çelebi Hazretleri'nin seyahat namesi olmalı. Alanında tek olan bir eser Evliya Çelebi Hazretleri'ne ait. Hemen başında Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra birkaç sayfada rüyasından bahsediyor. Akşam diyor, aşura gecesinde başımı yastığa koydum. Uykuya daldım, kendimi ahi çelebi camiinde buldum. Sabah namazı vakti. Ve bil esharihum yestagfirun. Seher vaktinde. Caminin kapısı açıldı. içeriye nur yüzlü insanlar girdiler. Kenarda köşede bir yerde oturuyorum. Onlara bakıyorum. Öyle bir manzara hayatımda görmedim. Kalktım birisinin yanına gittim. Sultanım dedim. Siz kimsiniz, nereden geliyorsunuz? Dedi ki, ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın keman keşi Sa'd bin Ebi Vakkas. Uhud'da sahabe-i kiram yıkıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, İrmi ya Anam babam sana feda olsun at ey saat dediği saat bin ebi vakkasım. Şu gördüklerin aşere mübeşşere şunlar ensar şunlar muhacirun şunlar peygamber efendilerimiz Allah Resulünden önceki enbiyanın resullerin onların ruhaniyetleri buraya geldiler. Peki neden sultanım buraya geldiniz? Buradan Tatar Hanı'na gidecek. İstanbul'u selamlayacak. Buradan Tatar Hanı'na gidecek. Biraz sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la gelecek. Burada cemaatle Ahhi Çelebi Camii'nde namaz kılınacak. Biraz sonra kapı açıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir tarafında Hasan Hüseyin var. Ardında diğer ashabı içeriye girdiler. Esselamu aleykum ya ümmeti dediler. Ümmetim size selam olsun. Orada bulunanlar, enbiya, evliya hepsi ayaktalar. Elleri önde duruyorlar. Ve aleykum selam ya seyyidel umem ya Resulallah. Ey bütün ümmetlerin efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyküm selam diye Allah Resulüne icabet ettiler. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an buyurdular ki Efendimiz Aleyhisselam'ın keman keşi Allah Resulü sünneti kılacak sonra kalk salatu selam oku ardından kâmet getir Ahi Çelebi Camii'nde kâmet getirdim Kâmetten sonra Sa'd bin Ebi Vakkas sen ayetel kürsiyi oku Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Ardından Bilal Habeşi Subhanallah desin. Sonra sen Elhamdülillah de. Ardından Bilal Habeşi Allahu Ekber desin. Müezzinliği yaptık. Sa'd bin Ebi Vakkas. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kemankeşi. Elimden tuttular Allah Resulü'nün yanına gidiyorum. Sağında Ebu Bekir, solunda Ömer, öte tarafta Osman, beri tarafta Ali, aşere-i mübeşşire, enbiya oradalar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına vardım. En'am suresinden namazda ve vehebna lehu ishak ve yakub orayı okumuşlardı. Peygamberler vardı diye arkada onlardan bahseden ayetleri okumuşlardı namazda yanına vardım Allah Resulü Aleyhisselam'a Sa'd bin Ebi Vakkas beni anlatacak Aşıklarından sevgililerinden Ya Resulallah Evliya Çelebi dediler Ellerine kapandım şefaat Ya Resulallah diyecektim ki o an heyecandan kendimden geçtim seyahat ya Resulallah dedim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyahat şefaate, ziyaret de selamete vesile olsun. Dolaş bütün alemi İslam'ı evliya dediler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın elini öptüm. Efendimiz Ashab-ı Kiram İstanbul'dan, Ahi Çelebi Camii'nden ayrıldılar. Sonra saat bin Nebi Vakkas radıyallahu anh bana döndüler, dolaş dediler bütün alemi İslam'ı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetin ahvalini yaz dolaştım ve o eseri, sayahat nameyi yazdım. Kardeşlerim, Ahi Çelebi Camii'nde, Fatih Camii'nde, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin helal paralarıyla yapmış olduğu, yaptırdığı Ondan sonra biten camide, Süleymaniye'de, Ebu Ayyub el Ensari'de, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazlarında yanında Ebu Bekir, Ömer, Osmanlar olduğu halde, eğer o topraklarda firavunlaşma istidadı sokaklara taşar, Lutiler oralarda yürürse, Hazreti Muhammed'in ruhaniyeti, Ahi Çelebi Camii'ne, Ebu Eyyubelensari camine gelir mi Kardeşim evine sahip çık Allah rızası için Ramazan gecelerinde Evlerimize sahip çıkalım Kardeşim orucumuza Allah rızası için sahip çıkalım Namaz neden Kılıyoruz nefsimiz Firavunlaşmaya makama Mevkiye rütbeye Dair meyleden bir nefsim var Arzum var dinle Ey nefis diyelim Hadi gel Rabbimin huzurunda bin secde yapalım ey nefis diyelim. Etrafımızı anlatalım. Okulda söyleyelim, hastanede söyleyelim, iş yerinde, mağazada, sokakta sahip çıkalım. Sokaklarda emri bil maruf yapalım, iyi anlatalım. Bir defa değil, bin defa anlatalım. Allah bizi dünyaya onun için gönderdi. İşte o zaman kardeşlerim Allah Resulü aleyhisselam bir Ahi Çelebi Camii'nde ya da başka camiinde seher vakitlerinde bir yanında Ebu Bekir, bir yanında Ömer olduğu halde kapılar açılacak. Keman keşleriyle Hazreti Muhammed'i siz de göreceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Size de talimat verecek. Ama firavunlaşmalar var. Allah Resulü'nün yolunda gidişler var. Rabbim Ramazan ayında orucumuzu Namazımızı, salakamızı, Sa'd bin Ebi Vakkaslar gibi olmaya vesile kılsın. Onların yollarında yürümeye vasıta kılsın. Onlar gibi olmayı, onlar gibi ermeyi, Ramazan'dan yüz bin dirilişle çıkmayı bizleri ihsan eylesin.